Hepinize yeniden merhaba, hoş geldiniz yayına. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Bugün yine birlikte köy evlerine, müstakil evlere bakacağız ve bir de yine yeşil bir yöreden imarlı bir arsa ilanı paylaşacağım sizinle. Yayın esnasında değerli görüşlerinizi, fikirlerinizi videonun altına bekliyor olacağım her zaman olduğu gibi. İlanlara başlamadan önce ise videoların devamı için beğene tıklamanızı ve hala kanala abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Bugün ilk olarak bir arsa ilanıyla başlıyoruz, ardından ev ilanlarına geçeceğiz. Yine yemyeşil bir bölgeden Balıkesir Balya Danışmend Mahallesi'nden başlığında orman yanında muhteşem manzaralı 393 metrekare imarlı arsa ve dam denmiş. Hemen fotoğraflarına bakalım, satış fiyatı da 495 bin lira. Gördüğünüz gibi bir şekil içine almışlar arsayı ve yola cepheli olduğunu görüyoruz. Yeşil bir mevki olduğunu görüyoruz ve çevrede yine farklı evler mevcut. Arsanın içindeki dam bu arada gördüğünüz yapı. Yukarıdan farklı bir açıdan görüntüsü bu da. Belki bu civarlardan imarlı bir yer düşünüyorsanız alıp ev yapma hayali kuruyorsanız değerlendirilebilir bir yer olabilir. %40 imarlıymış bu arada. 393 metrekare toplam alan ve bunun %40'ına ev yapabiliyormuşsunuz ilanda verilen bilgiye göre. Ama siz tabi yine de satın almadan evvel ilgili yerin belediyesine gidip kendi sorgulatmalarınızı mutlaka yaparsınız. Buraya ev yapılabiliyor mu? Yapılabiliyorsa hangi koşullarda nasıl bir yapı inşa edilebilir? Her zaman kendi sorgulatmalarınızı yapın. Kişilerin beyanına güvenerek, beyanından yola çıkarak sadece ilerlemeyin. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesinde de arsa niteliğinde görünüyormuş Balıkesir Balya Danışmend Mahallesi'nde. Ada 0 parsel 2049. Mevki olarak gayet güzel bir yere benziyor. Bilen izleyicilerim varsa, burayı yazarlarsa videonun altına sevinirim. Doğa olarak, mevki olarak hoş görünen bir yer. Evet, detaylarına bakmaya devam edelim. 495 bin lira demiştim. 393 metrekare arsa alanı, %40 imarlı olduğu bilgisi var. 2 kat inşaat izni varmış bu arada. Yani yaklaşık olarak 160 metrekarelik inşaat alanı mevcut denmiş. Elektrik ve su altyapısı bulunmaktadır. Müstakil tapuludur. Arsanın içinde dam vardır. Köyde market, cami, lokanta, kahve bulunmakta. Sürekli ulaşım vardır. Edremit ve Ayvalık 1 saat mesafede. Balya merkez 15 dakika, Gönen 20 dakika, Balıkesir'de 40 dakika mesafedeymiş. Biz de hemen harita üzerinden konumunu görelim. Balıkesir Balya Danışmend neredeymiş, beraber bakalım. Harita üzerinde konumu bu şekilde. Arsanın olduğu yere en yakın sağlık birimi yaklaşık 5 kilometre mesafedeymiş. Yine yaklaşık 5 kilometre mesafede bir ilkokul varmış. Ve yaklaşık 6 kilometre mesafede de bir ortaokul mevcutmuş. Evet, Balıkesir köylerinden bir yer düşünen izleyicilerim varsa, bir arsa düşünen izleyicilerim varsa belki değerlendirebilirler. İlan sahibinin telefon numarası 0530 159 28 13. 0530 159 28 13. Ayrıca ilanla ilgilenenler için ilanın linki videonun altında olacak. Şimdi ev ilanlarına geçiyoruz. İzmir Tire Çiniyeri Mahallesi'nden 620 bin liraya satışa çıkartılmış. Başlığında da dağ manzaralı bir köy evi denmiş. Toplam arsa alanı 220 metrekareymiş. Evin yanı sıra bir dam da mevcut bu arada. Arsanın içinde yine yeşil bir yöre olduğunu görüyoruz. Tadilata, bakıma muhtaç, bazı onarımlara muhtaç bir yapı. Bu ilan daha önce verilmişti diye hatırlıyorum ve satılamamış olsa gerek ki yeniden ilana çıkmışlar. Pencereden böyle bir doğa manzarası var gördüğünüz gibi.
Evin içinden bir odasından bir fotoğraf bu da. Evet, görüldüğü gibi eski bir yapı, modernize etme ihtiyaçları söz konusu. Bu da evin yanındaki damdan görüntü, taş bir yapı. Bu da damın daha net bir görüntüsü. Evet, genel görünüm olarak ev ve yanındaki damın fotoğrafı da böyle. Detaylarına bakmaya devam edelim. 220 metrekare brüt alan demiştim. Net 90 metrekare. İzmir Tire Çiniyerim ailesinden. İlan tarihi 13 Aralık 2023. 620 bin lira satış fiyatı. Bina yaşı 31 ve üzeri. Oda sayısı 1+1. Emlak ofisinden verilen bir ilan. Hızlıca açıklama kısmına bakıyorum. Farklı bir bilgi var mı? Elektrik ve su abonelikleri vardır denmiş. Köy merkezindedir bilgisi eklenmiş. Tapuda avlulu kergir ev niteliğindedir bilgisi de düşürmüş. Hemen harita üzerinden konumunu görelim. Tire merkeze mesafesi nasılmış? Çini yerinin evin konumunu net olarak işaretlememişler harita üzerinde. Sadece Çini yerini görüyoruz. Nerede olduğunu. Tire'de İzmir'in güneydoğusunda yer alan bir yer. Çini yerinin Tire merkeze mesafesi yaklaşık 7 kilometreymiş. Evin olduğu Çini yerinde bir sağlık evi varmış 300 metre mesafede. Yine Çini yeri ilkokulu da mevcutmuş köyde. 2,5 kilometre mesafede de bir ortaokul varmış. Son olarak emlak endeksine baktığımızda bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %105 oranında değerlenmiş. Emlak ofisinden verilen bir ilan demiştim. İlan sahibinin telefon numarası 0539 229 06 26 0539 229 06 26. Ayrıca ilgilenenler için ilanın linki videonun altında olacak. Şimdi Balıkesir İvrindi'deyiz. İvrindi Aşağı Kaleoba Mahallesi'nden 670 bin liraya satışa çıkartılmış. 469 metrekare alan içinde 60 metrekarelik bir müstakil ev. Hemen fotoğraflarını beraber görelim. Köy evi ve ahır denmiş başlığında. Emlak ofisinden verilen bir ilan 670 bin lira. Satış fiyatı. Yine büyük bir arsa içinde. Arsaya göre nispeten küçük bir ev. 60 metrekarelik. Evin içinden görüntüleri görüyoruz. Göründüğü kadarıyla yaşanabilir durumda evin içi. Böyle bir ferah manzaraya karşı, yeşil bir doğaya karşı bulunuyor ev. Tapu'da da Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesinde bahçeli taş ev ve taş ahır olarak niteliği görünüyormuş. Tapu alanı da 468 metrekare olarak görünüyormuş Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesinde. Evet, fotoğraflar böyleydi. Detaylarına bakmaya devam edelim. İvrindi Devlet Hastanesi'ne 5 kilometre mesafedeymiş. 2,5 kilometre mesafede ilkokul varmış, 4,1 kilometre mesafede lise, 2,5 kilometre mesafede yine ortaokul varmış. Sağlık birimlerine ve eğitim kurumlarına olan mesafesini aktardım. Harita üzerinde konumu da gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet, Balıkesir İvrindi Aşağı Kaleoba Mahallesi'nden 469 metrekare alan içinde 60 metrekarelik bir müstakil ev 670 bin lira satış fiyatı, emlak ofisinden verilen bir ilan. İlan sahibinin telefon numarası 0501 724 52 40 0501 724 52 40. Balıkesir civarlarından bir müstakil ev düşünenler belki ilgilenebilirler. Şimdi Aydın Germence'ye gidiyoruz. Germencik İstasyon Mahallesi'nden
870 bin liraya satışa çıkartılmış, sahibinden satılık bir müstakil evdenmiş başlığında. Fotoğraflarına hemen bakacağız. 155 metrekarelik alan içinde 2 artı 0 bir müstakil ev. Küçük bir bahçesi de var. Evin içinden bir görsel bu da. Evin içinin iyi durumda olduğunu görüyoruz. Taşınmaya, yaşamaya elverişli durumda gibi görünüyor paylaştıkları fotoğraflara göre. Evin bahçesinden bir fotoğraf bu da. Ve yine bahçesinin taş duvarla çevrili olduğunu görüyoruz. Bahçesinin diğer açıdan fotoğrafı görüldüğü kadarıyla içinde ağaçlar da var, toprak bir alanı da mevcut. Fotoğrafları böyle bir kez daha üzerinden geçiyorum. Bu evin dışından dış kapısını da görebileceğimiz şekilde bir fotoğraf. Çevrede yine bitişik olarak farklı evler olduğunu görüyoruz. Eşyalar dahil mi değil mi ona da bakacağız şimdi. Evet, fotoğrafları böyleydi. İlan tarihi 13 Aralık 2023. Oda sayısı 2 artı 0. Satış fiyatı 870 bin lira. 155 metrekare brüt alan. Bina yaşı 31 ve üzeri denmiş. Sahibinden verilen bir ilan. Açıklama kısmında evin durumu gayet iyidir, oturulacak vaziyettedir. İstasyon Mahallesi Türk Burcu Parkı arkasındadır denmiş. Eşyalar da dahil mi değil mi belirtilmemiş. Peki bakalım Aydın Germencik İstasyon Mahallesi neredeymiş? Aydın Germencik'te merkezi bir yerde olduğunu görüyoruz. O yüzden çevrede birçok sağlık birimi ve eğitim kurumları mevcut yakın olarak. Kuşadası'na da sahile de yaklaşık 30 kilometre mesafesi mevcut. Ve son olarak emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %128 oranında artmış. 870 bin liraya Aydın Germencik İstasyon Mahallesi'nden bahçeli bir müstakil ev. İlan sahibinin telefon numarası 0545 605 8339 0545 605 8339. Şimdi İzmir Bergama'ya gidiyoruz. Bergama Felizler Mahallesi'nden satılık köy evi denmiş ilanın başlığında 770 bin lira satış fiyatı, 284 metrekare alan içinde bir taş ev. Gördüğünüz gibi dışarıdan yapının fotoğrafı böyle, bir bahçesi de var. Onu da göreceğiz birazdan. Birlikte fotoğraflarını görelim. Evet, bahçesinden bir görüntü bu da. Toprak bir alanı da mevcut. Çevrede farklı evlerin de, komşu evlerin de mevcut olduğunu görüyoruz bu fotoğraftan. Bergama Felizler Mahallesi'ymiş. Depo gibi bazı alanların da mevcut olduğunu görüyoruz evin bahçesinin içinde. Evin içinin de paylaştıkları fotoğraflardan iyi durumda olduğunu görüyoruz. Yani iyi durumda derken çok fazla tadilatlık bir şeyler yok gibi görünüyor evin içinde, odalarında. Detaylarına bakmaya devam edelim. İzmir Bergama Felizler Mahallesi'nden satılık köy evi 770 bin lira satış fiyatı, toplam 284 metrekare alan içinde 3 artı 1 bir yapı. Eşyasız olarak satışa çıkartılmış. Açıklama kısmında ev ince tadilatlı, şu anda oturuluyor, çatısı sıfırdan yapılmıştır. Evin altında geniş depo, bodrum vardır, herhangi bir masraf yoktur denmiş. 50 küçük baş hayvan bakılacak yeri vardır. Ayrıca evin arkasında 3 adet su kuyusu mevcuttur bilgisi eklenmiş. 3.8 kilometre mesafede bir aile sağlığı merkezi varmış. Devlet hastanesi de en yakın 11 kilometre mesafedeymiş. 2 kilometre mesafede ilkokul, yine 2 kilometre mesafede ortaokul,
ve 9,5 kilometre mesafede lise mevcutmuş. İlan tarihi 19 Ekim 2023 bu arada. Harita üzerinde de konumu gördüğünüz gibi böyle, İzmir'in kuzeyinde Bergama Felizler Mahallesi. İlgilenenler için ilan sahibinin telefonu 0534 348 99 20, 0534 348 99 20. Ayrıca ilgilenenler için ilanın linki videonun altında açıklama kısmında olacak. Şimdi Manisa Demirci'ye gidiyoruz. Bahçeli müstakil bir ev, 1 milyon 300 bin liraya satışa çıkartılmış, sahibinden verilen bir ilan. 263 metrekare alan içinde 100 metrekarelik bir yapı. Hemen fotoğraflarını görelim. Böyle bir doğa manzarası var gördüğünüz gibi. Önü açık, ferah. Toprak bahçesini de görüyoruz, gayet güzel. Bol bol bahçesinden ve manzarasından fotoğrafa yer vermişler ama yapının içinden fotoğraf göremiyoruz. Sadece dışarıdan yapıyı şöyle görebiliyoruz. Açıklama kısmında eve 2 dakikalık yürüme mesafesinde otobüs durağı, okul, cami ve market bulunmaktadır. Pazar yeri eve yürüme mesafesinde çok yakındır. Evin ön ve arka tarafı bahçeli olup doğa manzaralıdır. Güneş enerjisi de vardır denmiş. Evde tadilata muhtaç bir durum var mı yok mu, bu bilgi verilmemiş. Fotoğraflarda da zaten göremedik biliyorsunuz. Sahibinden verilen bir ilan. İlan tarihi 9 Aralık 2023. 1 milyon 300 bin lira satış fiyatı. Manisa Demirci, Mithatpaşa Mahallesi'nden. Kullanım durumu da boşmuş şu anda. Isıtma soba. Kat sayısı 2, bina yaşı 31 ve üzeri, oda sayısı 2+1. Brüt 263 metrekare, net 100 metrekare olarak girilmiş. Pazarlık payı vardır denmiş bu arada fiyatta. Harita üzerinden bir konumunu görelim. Manisa Demirci'ye, Demirci merkeze yakın bir konumda olduğunu görüyoruz. Ve Demirci de Manisa'nın bir hayli doğusunda kalıyor görüldüğü kadarıyla. Demirci merkeze yakın bir yer olduğu için de yaklaşık 2 kilometre mesafede devlet hastanesi olduğunu görüyoruz. Ve yine çevrede birçok eğitim kurumu mevcut. Son olarak emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %95 oranında artış göstermiş. İlan sahibinin telefon numarası 0543 721 36 01 0543 721 36 01. Evet, konum olarak Manisa, Balıkesir, Uşak arasında böyle tam ortada gibi konumlanmış bir yer. Manisa Demirci, Mithatpaşa Mahallesi. Manzaralı bir müstakil ev. İlgilenenler ayrıca ilanın linkini videonun altında bulabilirler. Evet, bugün de sizin için hazırladığım ilanlar böyleydi. Köy evlerini, müstakil evlere ve yeşil bölgelerden arsalara bakmaya devam edeceğiz. Sizin de değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum her zaman olduğu gibi. Umarım bir gün hayalinizdeki yere kavuşursunuz demek istiyorum son olarak. Videoyu kapatmadan beğeni tıklarsanız sevinirim. Tekrar görüşmek üzere.